Cuma'dan önce hastalara okunacak şifa duaları hangisi? Cuma günü hastalara okunacak şifa duası hangisidir? Cuma günü hangi dualar okunur? Cuma namazından önce olduğu gibi Cuma namazı sonrasında da bazı duaları okumak gerekir. Peki hangi dualar ve sureler Cuma günü okunmalıdır? Cuma günü İslam dinindeki 5 kutsalandan biridir ve Cuma günü okunacak dualar ile sureleri hali ile çok büyük sevaplar vardır. Cuma namazı saatlerinde dualarla ibadet edenler İmam-ı Gazali'ye göre Allah evliyaları sınıfına katılır. Peki Cuma günü okunacak dua ile Cuma namazı saatlerinde okunan dilek duaları nasıldır? İmam Gazali'ye göre Cuma günü 1000 kere ya Allah diyenler evliyalar sınıfına dahil olur. Yine Cuma günü namazdan önce 100 defa, ya Allah, yahu, diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hastalara şifa duası. Hazreti Ayşe'den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlerdi. Esi bilbese Rabben nasi eşfi ve ente şafi ile şifa illa şifauke şifayen le yugadürüsekeyim. Manası, bu hastalığı gidereyi insanların Rabbi, şifa ver çünkü şifa verici sensin, senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın, Hz. Muhammed'in şifa duası, Hz. Ayşe'den rivayet edilene göre Peygamberimiz kendisine bir hasta şifa bulmak için dua istediğinde şöyle dua etmiştir. Bismillahi turbetu ardina ve rikatu badina yüşfe sakimuna bir izni Rabbina. Manası, Allah'ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifa bulur. Cuma namazından sonra okunacak dua. Allahümme ya Ganiyü, ya Hamidü, ya Mübdiyü, ya Muidü, ya Rahimü, ya Vedud. Eynini bi halalikan haramike ve bi fadlak ammen sivak. Duanın Türkçe anlamı, ey Gani, Hamid, Mübdi, Muid, Rahim, Vedud olan Allah'ım, beni halal ettiklerinle iktifa ettir, haramlara düşürme, fadlınla ihsan ederek beni senden başkasına muhtaç etme, demektir. Bu duayı edenleri Allahü Teala başkalarına muhtaç etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır. Hazreti Ömer'in Cuma duası, Abdullah bin Ömer buyurdu ki, haseti olan bir kimse çarşamba, perşembe ve cuma günleri oruç tutsun, cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu duayı okursa Allahü Teala'nın izniyle duası kabul olur. Hazreti Ömer'in duası şöyle. Allahümme inni eselüke bismike bismillahirrahmanirrahim. Ellezî la ilâhe illâhu. Âlimül aybi ve şehadeti hüverrahmanirrahim. Ve eselüke bismike bismillahirrahmanirrahim. Ellezî la ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. La tevzuhu sînetün ve la nevem. Ellezî melît azametü hüssemâvâti vel ardı. Ve eselüke bismike bismillahirrahmanirrahim. Ellezî la ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşeyat lehül efsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusallî alâ Muhammedin ve en tutînî hâstî.